sizler nasılsınız? Teşekkürler, sen deyiz. Özel bir akşam belirtilerimizde. Çok sevdiğimiz ve çok takip ettiğimiz, aynı zamanda en son koyduğumuz oyunun da müzik direktörlüğünü yapan sevgili Gökay Süngü, Dolapdere Big Gang'in kurucusu. Onun davetlisiyiz. Muhteşem, güzel bir gece. Harika bir ekip Dolapdere Big Gang'i, zaten herkes biliyor. Biz de dün harika bir haber aldık. Bebeğimizin cinsiyeti belli oldu. Ama kimseye söylemiyoruz. Burada da söylemiyoruz. Zaman içerisinde açıklayacağız. Şöyle bir şey düşünüyorum ben. Şimdi toplum söyleyebiliriz ama ben aslında şunu söylemek istiyorum. Toplumda inanılmaz bir cinsiyetçilik var. Annem, babam, annesi, babası, ailelerimiz ve tüm toplum dahil müthiş bir cinsiyetçilik var. Genelde şöyle kullanıyorlar tabiri, ben de öyle kullanmak istiyorum. Hamile olduğumuz andan itibaren, sanki ikimiz de hamileymişiz gibi genelde bunu kullanıyorlar. Ama öyle hiç önemli değil. Yani kız veya erkek olmasının ne önemi var ki? Önemli olan sağlıklı, güzel, vatana, millete hayırlı, uğurlu bir insan olması her şeyden önce tabii ki. Ama biz bu süreci öğrendiğimiz andan itibaren kız mı, erkek mi, kız mı, erkek mi? Yahu bunun ne önemi var ki? Ama bunun önüne geçemiyorsun. Çünkü asla merak ediyorsun, enteresan bir şekilde. Nedenini bilmiyorum. Hani bu baskıdan mı, yoksa böyle bir evde çektiğimiz bir skeçle açıklayacaktık ama size karşı da ayıp olmasın. Peki, burada bütün Türkiye'ye bunu söylüyoruz. Bu da size düşen. Evet, erkek. Hayırlı olsun diyelim efendim. Çok teşekkür ederim. Aşil. İsmi Aşil. Truva Savaşları'nın 15 savaş tanrısı Aşil'in adını koyduk. Hatta Atatürk'te Çanakkale Zaferi'nden sonra bir açıklama yaptı ve Atatürk dedi ki Truva'nın intikamını aldım dedi. O Truva'nın intikamını alan baş savaşçılardan bir tanesi de Aşil. Biz de Truva'nın intikamını alsın diye Aşil koyduk ismini. Gerçekten çok heyecanlı bir süreç. Birlikte mi karar verdiniz yoksa siz daha önceden de beraber muydunuz? Karar verdik. Aslında yine buna benzer bir isim düşündük. Daha sonra madem buradan gidiyoruz diye Aşil isimli uygun gördük. Vatana, Aşil, millete. Aşil. Evet. Sonu L'de. Biraz zor ama Allah yardımcısı olmuşsun. Umarım vatana, millete hayırlı bir evlat olur. Umarım onu çok güzel yetiştiririz. İlimde, bilimde, irfanda, bu vatana hizmette en önde olur inşallah. Teşekkür ediyoruz. Hamilelik nasıl gidiyor peki? Aşermeler başladı mı? Var mı maceralar? Siz çok geç kaldınız. Aşermeler aslında bitti ya da durdu, bilmiyorum. İlk 2 çok fazla aşerme oluyordu. Ve enteresan, bunun da çok iyiliğini yaptık gerçi. Saçma sapan şeyler, plastik, işte böyle kauçuk. Bunları mı aşermesi? Diş macunu. İlk aşermesi, hani ben diyorum ki kadınlar aşerer. Ben de bu durumu bekliyorum. Lan diyorum, kış günü erik mi ister, karpuz mu ister, çilek mi ister? Yani bulunan da şeyler aslında. Şimdi her şey var. Bir gece kalktı ve aşkım, efendim, ya aşkım böyle canım lastik bir şey istiyor dedi ya. Nasıl dedim ya? Aşkım lastik bu saatte filan. Canım dedi böyle bir traktör lastiği istiyor. Ya dedim bebeğim, erik iste, çilek iste, karpuz iste, bunların hepsini hazırladım da gecenin bir vakti traktör lastiğiyle aşermiş bir insan var. Bulabildiniz mi peki efendim? Aramadım ki. Dedim aşkım yat uyuyor. Vardır bunda bu bir ayı. Sen sabah dedim, erkenden çıkacağım. Ben sana traktör lastiği bulacağım. Cihangir'de de traktör yok. Yarın da Çorum'a gidiyorum. Çorum'da bulacağım. Şöyle şaka bir yana, bu aşermeler bitti. Bu arada doğru, plastik aşerdim. Demir eksikliğinden kaynaklanıyormuş. Sonra turşuya geçtik derken bitti. Şimdi her şeyi yiyorum. Durduramıyorum. Aşerme de bitti. Bitti. Zaten bir tiyatro oyunum var bu arada. Geçen hafta premierini yaptık. Marilyn Monroe'yu oynuyorum. Bu süreçte çok fazla anlayamadım. Çok yoğun bir dönem oldu.
ve benim için çok zor oldu. Tek kişilik bir oyun. Çok ağır bir performans. Ama bunun altından kalktım ve o da bana çok yardımcı oldu. Çünkü onunla çok konuşuyorum. Bana destek oluyor bebeğim. Ceylan Hanım Marilyn Monroe'yu yazdı ve oynuyor. Ben yönettim. 6 aydır hazırlanıyoruz. Evet. Çok da güzel bir oyun. Geçtiğimiz hafta premierini yaptık. Bu pazartesi 20.30'da Cihangir Atölye sahnede ikinci oyununu oynayacak. Bu süreç de çok zordu. Hem bir aksi bir oyuncuyla, aksi diyorum sana ama o şeyde provalarda aksiydin, o yüzden söylüyorum. Hem aksi bir oyuncuyla çalışıyorsun, hem karınla çalışıyorsun, hem de hamile bir kadınla çalışıyorsun. Gerçekten zor bir süreçti ama üstesinden geldi. Yazdığının ve oynadığının hakkını verdi. Çok da güzel bir oyun oldu. Marilyn Monroe'yu oynuyor. Prova sürecinde 1962 yılında Marilyn Monroe'nun 3 hafta New York hastanesinde akıl hastanesinde kaldığı bir süreç var. O süreci anlattığımız bir oyun aslında. Ve orada Marilyn Monroe hayatı boyunca 13 kere düşük yapmış bir insan. Norma Jean, Norma Jean'in hayatı bu. Ve sahnede hamile bir Marilyn Monroe'nun anekdotu vardı. Orayı anlattığımız bir bölüm vardı. Hatta düşünüyorduk ne yapsak, burada hamile mi yapsak, bir şey mi olsak falan diye düşünürken hamile bu süreçte gerçek oldu. Evet. İnanılmaz bir süreçti bizim gerçekten için. Gerçekten mucize. Bu bir mucize, Allah'ın bir takdiri. Şimdi Marilyn Monroe'yu oynuyor, hamile Marilyn Monroe'yu oynuyor. Biz de zaten tam o süreci anlatıyorduk. Çok keyifli, çok güzel bir oyun oldu. Herkesi de davet ediyorum oyuna. Evet, davet ediyorum derken biletini... Şaka yapıyorum. Gerçekten. Bunu izleyen herkesi de davet ediyorum. Buyursunlar gelsinler. Bu kadar da engin yürekliyim. Kardeşim baş tacı. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sayılı olsun diyelim. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok